tuttu mu? Yani kadrolu öğretmenler sana buradan baktı mı? Hiç oldu mu yani evet. Bu? Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Araba geçiyor. Doğal ortam olsun dedik, araba geçiyor. Vallahi alacağız. Minibüstür, otobüstür. Dur bir dakika, şimdi otobüs geçiyor. Evet. Sonbaharın güzelliğini gösterelim dedik ama bu ne arkadaş, otobüs araba geçip duruyor ya. Ben sorularımı çıkardım. Gelen soruları da ekledim buraya. Bir bir buradan soracağım sana. Merak edilen ücretli öğretmenlik hakkında. İlk söz verdim. Bu hafta yazılı haftası olduğundan ötürü bir çekim gerçekleştiremedik. Ama dedik ki hazır hava güzel. Şöyle sonbaharın güzelliğini yansıtan güzel bir video çekelim. Evet. Evet, neden başlamak istersen sorabilirsin bir tane. Ya ilk önce gelen sorudan başlayayım. Ücretli öğretmenliğe nasıl başladın diyor. Bir arkadaşımın bir tanesi. Yani şöyle, ücretli öğretmenliğe nasıl başladım? Biliyorsunuz ki her eğitim öğretim döneminde başvurular oluyor ücretli öğretmenlik için. Sesi çıkmıyordur inşallah kötü. Yok ya, fazla çıkacağım zannetmiyorum. Ha, hadi bakalım. Ay ne güzel yapraklar dökülüyor. Çok güzel değil mi? Her dönem başı biliyorsunuz ki ücretli öğretmenler için E-Devlet'ten başvuru oluyor. Ben başvurdum fakat geri dönüş falan olmadı. Sonra bizim kadrolu bir akrabamız var öğretmen. Artı bir de takipçilerimiz var, öğretmen arkadaşlarımız. Bana dönüş olup olmadığını sordular. Ben dedim ki hani dönüş daha olmadı. Dönüş olmayınca dediler ki bu işler öyle olmuyor. Kovalaman lazım. Milli eğitime durmadan gitmen lazım. İşte seni görmeleri lazım. İşte hani hakikaten gerçekten öğretmenliği isteyip istemediğini işte görmeleri lazım falan derken. Neyse. Eğitim öğretim yılı başladığından beri şey yaptık. Milli eğitime gittik geldik her gün. İşte durmadan aradım, var mı bir boşluk vesaire. Aslında ben bir boşluğun olduğunu biliyordum HRK'de. Yaptım hani şurada bir boşluk var. Hani öğretmen bulmadıysanız hani ben talibim. İşte öğretmen bulamadıysanız ben talibim diye. Neyse ki bir ay sonra bir dönüş yapıldı. Ve çok mutlu oldum. O günde hatta bayağı bir keyifsiz bir gündü. Ve onu aradıklarında, beni aradıklarında o yani böyle evin içinde zıplıyordum hani farklı bir şey yani. Öyle yani öyle başlamış olduk ücretli öğretmenliğe. Eşimle beraber çok mutlu olduk açıkçası. Tamam, bir soru daha var. Diyor ki ilk tecrüben nasıldı, zorlandın mı? İlk derse girerken falan mı? Evet. Ya tabii ki de zorlanmadım ama şöyle bir durum, hani ilk tecrübeniz ve o tabii ki mutlulukla beraber ayrı bir heyecanınız oluyor. Gizleyemediğiniz böyle hoş bir şey oluyor. Tabii ki öğrencilerimle konuşmaya başladıktan sonra o heyecan yerini rahatlamaya bırakıyor. Bambaşka duygular içerisinde başlıyorsunuz öğretmenliğe. Zaten öğretmenlik sevgi işi. Sevgi olmadıktan sonra öğretmen olunamıyor yani. Olunur ama olunamıyor. Evet, şimdi arkadaşlarımız söyleyebilir, evet işte öğretmenler iyi maaş alıyor falan filan. Evet, illaki maaş için de yapan vardır ama ben inanıyorum ki sevgiyle yapılırsa öğretmenlik, tam anlamıyla öğretmenlik olur. Yani sevgi anlamıyla yapılırsa bu iş daha mantıklı olur. Yani para için değil de sevgi çerçevesi içerisinde yapılır. Şimdi şöyle, hayır, para için değil, illaki para için de yapılır. Niye şimdi arkadaşlar? Şöyle düşünün, geçim sıkıntısıyla çocuklara da bir şeyler veremeyebilirsiniz. Hani belki bayanlar için değil ama erkekler bir ev geçindiriyor bence. Onlar da bir sürü normal hayattaki sıkıntıların içerisinde çocuklara ne kadar faydalı olabilirler. Onların da ciddi anlamda hani maaşlarının iyi olması lazım ki o sıkıntıyı da onlar çekip karşı tarafı öğrencilerine yansıtmasınlar. Değil mi? Tamam. Yani bizim ücretli öğretmenler mesela, adı da çok kötü oluyor ücretli deyince. İsmi öğretmen ve ücretli paralı kısmı yakışmıyor yani birazcık ama. Paralı öğretmenler. He, yani yakışmıyor ama böyle bir ayrım, çok farklı bir şey oluyor. İnsan garip hissediyorsun, çok farklı hissediyorsun. Neyse, benim merak ettiğim bir şey var. Yani kendimi merak ettiğim bir şey var. Yani kendi özümün merak ettiği bir şey var. Hani herkes sormuş, tamam. Özünün. Razı olsun, bayağı bir gelen yorum olmuş. Ama benim sormak istediğim bir soru var. Şimdi ücretli öğretmen ve kadrolu öğretmenler arasında bir duygu hissiyatı oldu mu? Yani kadrolu öğretmenler sana buradan baktı mı? Hiç oldu mu yani bu? Yani şöyle. Bir de dersin senin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenisin. Yani çok fazla edebiyatçı ve Türkçe öğretmenleri çok sevmez diye biliyorum. Yani yok öyle bir şey yok, öyle bir şey yok canım. Ama şöyle bir durum var. Ne kadar kadrolu öğretmenler hani sen ücretlisin, ücretli öğretmensin demese bile onu hissettiriyorlar. Mesela nasıl yani hissettiriyor? Bunu yani şöyle yani benim öğretmen arkadaşlarımın arasında çok aşırı hissetmesem de tabii ki birkaçı hissettiriyor. Söylemiyorlar dille ama çok kötü bir ayrım söz konusu oluyor o odanın içerisine girince. Mesela geçenlerde veli toplantısı yapıldı tüm okul çapında ve veli toplantısı yapıldığında 8. sınıflardan bir velimiz işte falancanın annesiyim acaba din kültürü öğretmeniyle görüşebilir miyim dedi. Ben de daha yeni gitmiştim o zamanlar, daha 2,5-3 hafta oldu olmadı ve öğrencilerimi yeni tanıyorum. Dedi ona öğrenci işte velisi bulunduğum öğrenci hakkında bilgi almak istiyorum. Yanımda bir öğretmen arkadaşım vardı. Dedi ki ya boş versen din kültürünü. O önemli değil. O önemli bir ders değil. Sen işte şey dedi. Türkçeye, matematiğe bak. Sadece şöyle baktım. Bilmiyorum kızdığımı anladı mı açıkçası. Ve arabalar gelsin de söyleyeceğim. Ve arkadaşlar böyle kalbim öyle bir cız etti ki anlatamam. Yani hangisini üzüleceğimi bilemedim açıkçası. Birincisi yani hangi taraftan bakarsanız kötü oluyor. Şöyle bir eğitimcinin bir veli karşısında diğer eğitimciyi küçük düşürecek bir harekette, bir konuşmada bulunması cidden üzücü. Bir eğitimcinin eğitimciye ilk evvela saygısı olması lazım. Kimse kimseyi elbette ki sevmek zorunda değil. Düşüncelerinde herkes zaten özgür bir ülkede yaşıyoruz kesinlikle, her konuda. Kesinlikle. İkincisi de yani din kültürü dersinin önemsiz bir şey gibi lanse edilmesi benim zoruma gitti açıkçası. Tabii ki ben hemen araya girdim. Ben yine tabii ki her zamanki gibi saygımı korudum. Ve üslubumu koruyarak dedim ki işte ben daha öğrencilerimi yeni tanıyorum. Ben sizinle inşallah küçük bir vakitten sonra, onları tanıdıktan sonra zaten özel olarak toplantı yapacağım gibisinden konuştuk. Ama o günkü o öğretmenimizin tavrı hiç aklımdan çıkmıyor. Üzücü. Böyle yani. Diğer soruya geçeyim o zaman takipçilerimizden gelen. Öğrencilerin demiş ücretli öğretmen ayrımı yapıyor mu? Yani, ücretli kadrolu ayrımı yapıyorlar mı demek istemiş herhalde. Hayır, şöyle ki hayır. Ben ücretli öğretmen olduğumu zaten söylemedim. Bilmiyorum söylediler mi? O ayrımı yapmıyorlar. Öğrencilerimin de beni ciddi anlamda sevdiğini düşünüyorum. Şu an okula gittiğim zaman zaten Serap Öğretmen'e devamlı bir alkışlar almış. Bir de biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in doğum haftasıydı. Hangi gündü? Geçen hafta Cuma günüydü. Geçen hafta 8 Kasım'daydı. Bir program yaptık. Güzel bir program. Güzel bir program oldu. Katıldım. İnanılmaz duygulandım. Hem Serap'ın öğrencilerine bakış açısı hem de vermiş olduğu emekler. Arka tarafın heyecanı, o arka taraftaki kulisin heyecanı var ya, apayrı bir şeydi zaten. O kulisteki herkes tırnak ısıranlar mı, bir de tiyatro gibi bir şey ayarlamışlar. Allah'ım ne kadar tatlı. İçinden çıkan Tekirdağlılar mı dersin, Şoparlar mı dersin. Hepsini bir araya getirmiş. Güzeldi yani, güzeldi. Ama hepsi bir böyle çukurun içinde birleşmişler. Yani şunu söylemek istiyorum. Hangi dersin ne öğrettiğinin bence hiçbir önemi yok. Orada vermiş olduğun sevginin, videonun başında da söylemiş olduğun gibi yavrum. Yani o sevgiyi kattıktan sonra ücretliymişsin, kadroluymişsin hiçbir önemi kalmaz. İnşallah Serap atandıktan sonra benim de kendime göre bir planlarım, hedeflerim var kendime göre. İşte beden eğitimi öğretmenliği gibi. Bir de öğrenciler sizin ciddi anlamda sizi çok inceliyorlar, çok süzüyorlar her konuda. Ve ben giyim kuşam konusunda olsun, oturup kalkmanız bir şeyi konuşmanız, işte karakterinize çok önemsiyorlar. Ve çocuklarıma bir şey söz vermişsem mutlaka sözümü yerine getiriyorum ki sözün ne kadar kıymetli olduğunu anlayabilsinler diye. Şimdi bizim zamanımızdaki öğrencilikle bu zamandaki öğrencilik çok farklı, aşırı farklı. Sıralarda 4'er kişi otururduk bizim okul zamanlarında. Evet, o açıdan da farklı ama manevi açıdan biraz daha farklı açıkçası. Hani din kültürü ve ahlak bilgisi, daha çok ahlak bilgisine yönelmeye çalışıyorum. Öğrencilerimden herhangi bir ücretli öğretmenlik konusunda yani böyle bir saygısızlık zaten görmedim. Fakat zaten sizin karakterinizi ve sizi tanıdıktan sonra öğrenciler daha farklı bir şekilde yaklaşıyor size. Ve benim de diğer derslerden biraz farklı olarak takdir edersiniz ki din kültürü öğretmenliği hassas bir öğretmenlik. Ciddi emek istiyor, ciddi dikkat isteyen. Allah korusun bir ters bir şey yaptığınızda öğrenciyi birçok şeyden soğutabilirsiniz. Hani bundan ilk önce bir anne olarak sonra bir eğitimci olarak tabii ki kaçınıyorum. Her şeye dikkat ediyorum. Arasında bazen tutturmak zor mu acaba diye soruyor diğer öğretmenlerimiz. Tabii ki de zor ama bunu başarabilirsek ne mutlu bize. Bir takipçimiz demiş ki ders başı en az 20 TL aldınız, doğru mu? Hayır arkadaşlar, 20 TL almıyorsunuz. Üstelik asgari ücret bile alamıyor ücretli öğretmenlik. Zaten ücretli öğretmenliğin en büyük yarası bu. Ders başı 16 TL gibi bir rakam alıyorsunuz ki ben 22 saat giriyorum. Evet. Ücretli öğretmen olunca o yüzden çok maddi olarak büyük bir kazancı yok ama en azından öğretmenlik olarak işte belli bir tecrübeye sahip oluyorsunuz, işte yaşıyorsunuz, öğreniyorsunuz. Şunu da söylemek istiyorum, ücretli öğretmenlikle eğer hani ben ücretli öğretmenim, işte kendimi geri çekiyorum, çok vermiyorum yani çok çaba sarf etmiyorum ya da çok iyi bir anlatım gerçekleştirmiyorum diye böyle bir şey yok. Bizim için yani ücretli öğretmen olsan da kadrolu da olsan aynı eğitimi veriyorsun. Yani aynı sevgiyle yaklaşıyorsun. Ama tabii ki bizi üzen nokta hani maddi açıdan bizim geçim derdine düşüyor olmamız. Kendim için konuşmuyorum bunu. Yani bütün ücretli öğretmenler için. Mesela biraz önce şey sormuştun, hatırlıyor musun? Ücretli öğretmenle hani kadrolunun bu ayrımı hissediyor musun diye. Bu ayrımı evet hissediyorsun ama bir de şimdi şöyle bir durum var. Milli Eğitim Bakanlığı da bunu hissettiriyor. Yani bu çok büyük bir ayıp bence. Öğretmenleri ücretli, sözleşmeli ve kadrolu şeklinde ayırması. Çünkü maalesef ki sanki eğitim hayatınız bir pamuk ipliğine bağlıymış gibi oluyor. Evet. İşte eğer sizden birileri hoşlanmıyorsa kendi kafalarına göre bir şeyler yapabilme şansı elde ediyorlar. Hatta geçenlerde Allah rahmet eylesin Saadet öğretmen intihar etti mesela. Bunun gibi birçok intihar eden öğretmenler var. Atanamayan öğretmenler var. Açık çok. Ama o açığı kapatmaları gerekiyor. Binlerce öğretmen, yüz binlerce öğretmen atama bekliyor. Eğitim kalitesizleşmeye başlıyor. Eğitime önem sıfırlıyor. Yani eğitim konusunda nedense eğitime biraz önem verilmiyor. Ben ilk önce temennim bu ayrımın ciddi oranda kalkması. Hem eğitimcilerin psikolojik sağlıkları açısından hem de eğitime katkı verecek öğretmenler açısından her türlü bu ayrımcılığı ben desteklemiyorum kesinlikle. Şimdi altta bir sürü saçma sapan fikirde yorum yazacak olabilir. İşte sen oradan maaş alıyorsun da bilmem ne de nasıl böyle laf söylersin. Ben eğitimci şu 1,5 aylık eğitimcilik hayatımda gözlemlediklerimi söylüyorum. Ciddi oranda olmuyor. Hoş olmuyor. Öyle ayrım 3'e ayrılmış bir vaziyette. Yani sözleşmeli olarak atanabiliyorsunuz ama onda bile yine bir şeylerden geçmeniz lazım ki kadroya geçebilirsiniz. Yani bu 3 ayrımcılık kategoriye hiç gerek yok. Atanan atansın yani. İnşallah temennim o atamalara çok yüksek. İnşallah bu sene 60.000 atanma gibi bekliyoruz ama pek zannetmiyorum. Bunu ümitsizim açıkçası. İnşallah olur. Yani zannetmeyin ki ücretli öğretmenler çok kazanıyor. Biraz önceki arkadaşım da ücretli öğretmen çok kazanmıyor tabii ki de. Ama emin olun ücretli öğretmenler çok çaba sarf ediyorlar her şey için. Ücretli ile KPSS nasıl gidiyor? Yapabilir miyim demiş bir arkadaş. Yapabilirsiniz inşallah. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Daha ben başlamadım KPSS'ye ama hani bir yıl geçen seneden kalan notlarım vesairelerim her şeyim var. Geçen sene bir talihsizlik yaşadık. Kızımız hastalanmıştı falan filan. Tabii nasip kısmet. O nasip kısmetin önüne geçemiyorsunuz ama kesinlikle elimizden gelenin fazlasını yapmıştım. İnşallah yaparsınız. Çok daha ben başlamadım. Kötü not almadım ama ortalamalar yükseldiği için çok da bir şey ifade etmiyor. Eğer çevrenizde KPSS'ye çalışan öğretmen adaylarınız varsa onlara destek olun. Sebebi ise yani onlara şöyle ya bu senede mi atanamadın vesaire diye böyle psikolojik bir şiddet uygulamayın. Ben böyle bir şeyle karşılaşmadım tabii ki. Eşim bana sonsuz desteklerini hiçbir zaman üzerimden eksik etmedi. Ama siz varsa kesinlikle öyle şeyler, öyle kötü bir dil kullanmayın. Zaten şu an ekonomimiz oldukça iyi. O yüzden inşallah atamalar artar diyorum. Gülme. Kendinize iyi bakın. Bu videoluk bu kadar olsun. Hoş kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere.